kara veba. Ev fareleri, insanla olan ilişkisi en iyi olan fare türü. Hatta fazlaca samimi. Beslenme sıkıntısı yaşayan bu cins fareler, insanlarla iç içe yaşarlar. Fare kanı içen pireler, insanın ısırmasıyla birlikte olanlar olmuştur. Isırılan bölgede şişme ve ardından siyaha doğru döndüğü için kara veba diye adlandırılmıştır. Mağdurlar taş çatlasın 12 saat yaşar yaşamaz sonrası yok olur. 1200'lerin ortalarına doğru Asya'da ortaya çıkmış ve Avrupa'nın 3 katı 75 milyon insanı tesiri altına almış ve öldürmüştür. Gel gelelim kara veba tam olarak nerede ortaya çıkmıştır? Himalaya dağlarının eteklerinde 1200'lü yıllar temizlik ve hijyenden uzak yaşayan halk pirelerin yaşayabilmesi için bulunmaz ortamı sağlamıştır. İkinci aşama. Ve yine Moğollar iş başında. Avrupa'ya istilaya gelen Moğol İmparatorluğu kara belayı Avrupa'nın başına bela etmiştir. Moğollar vebayı silah olarak kullanıyorlardı. Kuşatılan kaleye ya vebada ölenler fırlatılıyor veya kalelerin etrafına yatırılıyor. Bu şekilde insanlar kırılıyordu. Avrupa'da belanın ana merkezi Konstantinopolis, bugünün İstanbul'u olmuştur. Daha sonra Fransa, İngiltere ve tüm Avrupa. Kara vebası esnasında Avrupa'da yaşam. Vebadan ölmezseniz bile açlıktan ölmeniz büyük bir olasılık. Açlık, sefalet diz boyu. Yetersiz beslenme, bu da yetmezmiş gibi kara bela tuzu biberi olmuştu. Diyelim bir köyde yaşıyorsunuz. Köyün tamamı ölmüş. Toprağı işleyecek kimse yok. İyi beslenme yok. Temizlik yok. Bağışıklık sistemi oldukça kötü. Bu şartlarda kara veba. Önceleri taput yapımında vebada ölenlerin taputları işaretleniyordu. Daha sonraları taput yapımının hızından 10 kat, 100 kat daha hızla nüfus azalınca vebadan ölenler terk edilmiştir, kuyulara doldurulmuştur. Şunu da belirteyim ki Avrupa'da ilk defa karantinayı uygulayan yerleşim bölgesi Venedik olmuştur. 40 gün boyunca Venedik çevresi ve etrafı kapatılmış, şehre dışarıdan gelen suların yönleri değiştirilmiş. Bu şekilde kara vebayı atlatmışlardır. Avrupa'da dini çevreler halkın dinden uzaklaştığını, inancından uzaklaştığını gören Allah insanları cezalandırıyordu. Gökyüzünde kötü havayı üfleyerek dünyaya, dünyada inancını kaybetmiş insanları bu şekilde cezalandırıldığına inanıyorlardı. Bir başka gariplik ise insanların banyo yapmıyor olmasıydı. Yeni kıyafetler, temiz iş çamaşırları giymiyor olmalarıydı. Bunu da şuna bağlıyorlardı: şayet insanlar banyo yapıp temizlenirse yaradan daha çok kızacak, daha çok büyük cezalarla insanlığı cezalandırılacağına inanıyorlardı. Zırvalardan bir tanesi ise Yahudilerin bu hastalığa neden olduğu, öldürülmesi, yakılması gerektiği. Onlarca, yüzlerce, binlerce Yahudi bu şekilde yakılmıştır. Kimi kesim güzel kadınların buna neden olduğunu söyleyerek kadın avına çıkmışlardır. Onlarca zırvalardan bir tanesi de buydu.
aşı ve antibiyotik bulunana kadar akla ziyan olaylar. Bilimden gidilmeyen yolu sonu mutlaka karanlıktır. Bunu bize tarih öğretiyor.